Merhaba arkadaşlar. Ben Bünyamin. HTML 5 derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada yapısal elemanları göstereceğiz. Nedir? Arkadaşlar, div tasarımı yapıyorduk. Artık div tasarımı yapmayabiliriz. Yani nasıl yapmayabiliriz? Biz bütün bölümlerimizi divlerle ayırıyorduk. İşte divlere ID vererek. Burada da ID'lerimiz yine duracak ama divlerle değil de işte header, group, navigasyon, nav, article, section, aside, footer, figure gibi. Bunlar nasıl kullanacağız? Hemen bir örnek yapalım arkadaşlar. Mesela ben size div tasarımında nasıl bir tasarım yaptığımı ve HTML 5'te nasıl bir tasarım yaptığımı göstereceğim. Mesela divlerle beraber çalıştığım zaman ben ID'ye işte kabuk ya da deri, artık ne derseniz deyin, öyle isimlendirdim. Ve altında ne diyeyim buraya? Div ID header ya da başlık gibi, öyle düşünün. Buraya div id menü, div id içerik ya da orta alan, artık ne dersiniz, ve div id yan menü ya da sidebar, yan menü ya da yan alan. Div id folder ya da alt kısım. Alt kısım. Şu header ve buraya da üst kısım diyeyim. Üst kısım. Evet arkadaşlar. Benim genelde div tasarımım bu şekilde oluyordu ve ben bu kıstaslara göre devam ediyordum. Üst, yani header alanını yapmak için burayı kullanıyordum. Menü alanı için işte sonraki belirlediğim alanı. Bu bana nasıl bir kolaylık sağlıyordu? Her değiştirmek istediğim sadece alana gidiyordum. Kod karmaşasından kurtarıyordu beni ve daha düzgün, daha yapısal oluyordu. En ufak bir hata da düzeltmem daha rahat oluyordu. İleride karşılaşabileceğim kaymaları önlemiş oluyordum. Eksiklikleri gidermiş oluyordum. Bunu daha da anlamlandıracak şekilde yapılmış diyelim. Buraya artık ne diyeyim size? Section. Değiştiriyoruz. Üst kısmı header alanı diyebiliriz. Kullanabilirsiniz. İçeriye ne diyelim? Figür arkadaşlar, figür de hemen şunun içine bir de figür atalım. Bir
Bunun içine resim, medya vesaire çekebiliriz arkadaşlar. Figür alalım. Onu da o şekilde diyelim. Arkadaşlar olay bu. Her şeyi daha anlamlandırmışlar, güzelleştirmişler, şekilleştirmişler. Bu çok işimize yarayacak. Burada IDS sidebar yazıyorduk. Bilmem ne yapıyorduk. Bizi bu karmaşadan kurtarmış oluyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Bünyamin. HTML5 derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada yapısal elemanları göstereceğiz. Nedir? Arkadaşlar div tasarımı yapıyorduk. Artık div tasarımı yapmayabiliriz. Yani nasıl yapmayabiliriz? Biz bütün bölümlerimizi divlerle ayırıyorduk. İşte divlere ID vererek. Burada da ID'lerimiz yine duracak ama divlerle değil de işte header, group, navigation, nav, article, section, aside, folder, figure gibi. Bunlar nasıl kullanacağız? Hemen bir örnek yapalım arkadaşlar. Mesela ben size div tasarımında nasıl bir tasarım yaptığımı ve HTML5'te nasıl bir tasarım yaptığımı göstereceğim. Mesela